Rakamlar böyle haftayı kapatmaya hazırlanırken bakalım Tuğber Küçütelci bizlere ne anlatacak? Bu rakamlar ne anlama geliyor? Günün özeti hatta haftanın özeti nedir diye soralım hemen Tuğber. Merhaba diyeyim ve söz sana bırakayım. Mina Hanım merhaba. Günlerden tarımcı istihdam verisiydi. Veriye baktığımız zaman da veri beklentilerden düşük gerçekleşti. Özellikle Bloomberg'deki en düşük beklenti 160 bin seviyesinde ve en düşük beklenti dahilinde veri 160 bin olarak açıklandı. Burada yatırımcılar tarafından merak edilen en önemli soru bu düşük istihdam verisiyle beraber FED faiz artışı politikasında herhangi bir değişikliğe gider mi? Genel bağlamda baktığımız zaman da tek bir veriyle bu politika değişikliğine gitmesi zor bir ihtimal. Genelde FED'in faiz artırım konusundaki genel beklentisi ne yöndeydi? Yıl içinde minimum 2 adet faiz artışı. Şimdi bu 2 adet faiz artışından vazgeçmemiş olabilir. Bu nasıl anlamda vazgeçmemiş olabilir? Ufak adımlarla 0.25-0.25 olmak üzere 0.50'lik piyasayı çok rahatsız etmeyecek şekilde bir faiz artışına gidebilir. Bu faiz artışına gitme nedeni olarak da FED kanadına yapılan açıklamalarda bir Japonya benzeri negatif faizler bağlamında deflasyon süreci yaşamak olmayabilir. Ama piyasa tarafındaki fiyatlamaya baktığımız zaman da Haziran ayı toplantısında vadeli kontratların fiyatlamasında neredeyse faiz artırım ihtimali yok denecek kadar az seviyede. %2 seviyesinde. Keza yılın geneline baktığımız zaman da Aralık toplantısında ihtimal çok zayıf. Hatta 2017'nin Ocak ayı toplantısı içinde fiyatlama zayıf şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu bağlamda FED faiz artırımı yapsa bile piyasaları agresif negatif yönde etkileyecek bir aksiyon alması zayıf bir ihtimal diye düşünüyoruz. Bu bağlamda Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da aşağı tarafta 77 bin, yukarı tarafta 80 bin psikolojik seviyesi arasında bir bant hareketi beklenebilir. Dolar Türk lirasında gelen beklentilerden negatif gelen tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak 2.88-2.90-20 bandı referans seviye olarak takip edilebilir. Altın fiyatında ilginç hareketler devam ediyor. Özellikle kötü gelen tarım dışı istihdam verisine altın varlığı çok sert şekilde bir reaksiyon verdi. Altın içinde 1.283 seviyesi kontrol olarak takip edebilir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleştiği durumda sırasıyla 1.295 ve 1.302 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de kolay gelsin diyelim.